İyi akşamlar, saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Gülnay Selçuk, dünya gündeminden derlediğimiz haberlerimizle karşınızdayız. Dünya Dönüyor başlıyor. Efendim fotoğraf Sudan'dan. Belki hatırlayacaksınız, Aralık ayında Sudan'da ekmek fiyatlarında yaşanan zamlara yönelik protestolar başlamıştı. İşte bu protestolar hala devam ediyor ve eylemciler bu kez orduyu göreve çağırdı. Sudan'da Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle yapılan protestolar haftalardır devam ediyor. Bir grup aktivist orduyu protestolara destek olmaya ve hükümete geri adım baskısı yapmaya çağırdı. Sudan ordusu ise özellikle merkezi bölgelerde, ülkenin merkezi noktalarında devletin çökertilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. El Cezire'nin haberine göre Kurmay Subay Kamal Abdülmaruf çarşamba günü yaptığı açıklamada silahlı güçler Sudan devletinin düşmesine ya da bilinmeyen bir yöne sapmasına sebep olacak hiçbir harekete izin vermeyecek ifadelerini kullandı. Protestoya öncülük edenlerin devlete karşı düşman olduklarını ve ülkenin imajına zarar verdiklerini ifade etti. Bu arada altını çizmekte fayda var. 19 Aralık'tan bu yana ekmek fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle özellikle Nil Nehri'nin kıyısındaki Etvera ve Port Sudan kentlerinde başlayan protestolar tüm ülke geneline yayılmıştı. Yer yer Ocak ayının ilk haftasında da protestoların küçüldüğünü ifade etmiştik, takip de etmiştik bunu ama Sudan hükümetinin verilerine göre asıl problem olan, trajik olan nokta bu. Şu ana kadar gösterilerde 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre ise sayının 40'ı aştığı ifade ediliyor. Özellikle Macaristan, Bulgaristan ve Makedonya'daki grip salgınları ile ilgili bilgiler aktarmıştık. Bu kez salgın haberi Hindistan'dan geldi efendim. Hindistan'da hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkenin en büyük turistik merkezi Rajasthan'da domuz gribi salgınından bu yıl içerisinde 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yeni Delhi'de ise başkentte 11 kişinin öldüğü belirtildi. Efendim yılın başından bu yana yapılan tüm ülke genelindeki istatistiklerde ise ölü sayısı 169. Zaman zaman özellikle izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi başkent Yeni Delhi'de yaşanan hava kirliliği ile ilgili, hava kalitesi ile ilgili de ayrıntılar aktarıyoruz sizlere. Ancak bunun da aynı zamanda işte o kirli havada asılı kalan viral, yani virüsler üzerinde etkisi olduğu ifade ediliyor. Yani kirli hava kirli partikül taşıyor ve bulaşıcı hastalıklar için bu da çok büyük bir kritik tehdit deniyor. Farklı eyaletlerde tıpkı Amerika'da olduğu gibi ani sıcaklık düşüşlerinin de bu grip salgınının üzerinde önemli etkisi olduğu ifade ediliyor. Özellikle turistik Rajasthan'daki kayıtlara göre H1N1 virüsü, yani domuz gribi olarak bilinen virüsün ölümleri 3'te 1'inden fazlasının soğuk hava koşullarının hastalığı daha da kötüleştirmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre ülkede 4571 H1N1 virüs vakası bulunurken 27 Ocak tarihi itibariyle salgından toplam 169 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan başta da ifade etmiştik, Yeni Delhi'de 11 kişi domuz gribinden yaşamını yitirirken 2018 yılında görülen yine domuz gribi salgınlarında sadece 205 kişide bu rahatsızlığın görüldüğü ve aynı zamanda yılın en soğuk olduğu dönemlerde bu sayının yalnızca 2 katına çıktığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerle bu dönem kıyaslandığı zaman tespit edilebilmiş virüs sayısının, yani virüsün bulaştığı kişi sayısının 4000'lerin üzerinde olması bu yılın başından bu yana gerçekten durumun ne kadar kritik olduğunu da gözler önüne seriyor.
Şimdi bir süredir aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemindeki meselelerden biri, efendim bu güzel fotoğrafta da görmüş olduğunuz üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bebekler doğrudan ne oluyorlar? Amerikan vatandaşı oluyorlar. Bu konu Donald Trump'ın da merceği altındaydı uzun bir süreçten itibaren, ama demokratlarla yaşadığı duvar krizi bu tip konuları perdeledi. Şimdi yeniden bir davayla işte Amerikalı bebekler gündemde. İlk kez bu dava özellikle bir emsal teşkil edebilir. İlk kez federal bir mahkemede suç kapsamına girdi bu mesele. Çünkü bazı ülkelerden kafileler halinde varlıklı ailelerin hamile kadınları diyelim. Kafileler halinde adeta turistik bir gezi yapıyormuşçasına Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen turlara katılıyorlar. Ve bu turlarda hamile oteli adı verilen otellerde kalarak bebeklerini Amerika Birleşik Devletleri'nde doğuruyorlar. Bunu sağlayan kişiler, yani o turların operatörleri ise gerçekten ciddi suçlarla suçlanıyor bu dönem. Şimdi onlardan üçü gözaltında ve tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü de bu davada. Konu biraz enteresan bir konu, ama biz yine Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı noktalarında doğan bebeklerle bu konunun görselini de ne kadar masum bir açısı olduğunu da ifade etmeye çalıştık. Şimdi ABD'de doğum yapan kadınların çocukları biliyorsunuz otomatik olarak Amerikan vatandaşlığına geçiyor. Türkiye'den de hatta bazı kişilerin bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini biliyoruz. Aralarında aynı zamanda İsviçre ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülke bu yolla vatandaşlık için anne ya da babanın vatandaş olması şartını arıyor. Güney Kaliforniya'da gözaltına alınan kişilere ise göçmenlik dolandırıcılığı, para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamaları bu kez yöneltildi. Suçlamaların hamile kadınların burada doğum yapabilmek için 15 bin ila 50 bin dolar arasında para ödedikleri, 2015'teki bir dizi lüks doğum oteline düzenlenen baskınla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bakanlık yetkililerine göre Çinli şirketler doğum turlarını en cazip vatandaşlık, daha temiz bir hava. Tabii ki Çin'e kıyasla Amerika Birleşik Devletleri'nin sloganı bu. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinde iş önceliği, üstün eğitim imkanları ve daha istikrarlı siyasi ortam gibi sloganlarla pazarlıyor efendim. Çinli tur organizatörlerinin kadınlara gümrükten geçerken hamileliklerinin belli olmaması için bol elbiseler giymelerini tavsiye ettiği de biliniyor. Özellikle CNN International'ın haberine göre savcılık göçmenlik yasalarını ihlal etmeye yönelik kriminal bir uygulama olarak tanımlıyor bu suçu. Yani o Çinli operatörleri. Gelelim meselenin siyasi ayağına. Trump ne yapmıştı? Ekim'de ülkede doğan her çocuğa otomatik vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasını kaldırmak istediğini söylemişti. Aynı zamanda Trump, bir insan buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve buna bir son verilmesi gerekiyor demişti. Kanada ve bazı ülkelerde statülerine bakılmaksızın bu ülkelerde doğum yapan annelerin çocuklarına da otomatik olarak vatandaşlık veriliyor halihazırda. Hem siyasete hem hayatı ciddi anlamda etkileyen bir mesele. Bundan sonraki günlerde Donald Trump'ın kararı ile ilgili oluyor her şey. Şimdi buradan Hindistan'a doğru ilerliyoruz. Hindistan'da bir Fransız yapımı Mirage süpersonik avcı tipi bir uçak düştü. Uçak düştükten sonraki görüntüler gelecek şimdi ekrana. Efendim büyük bir patlama yaşandı aslında. Ülkenin güneyindeki Bengaluru kentinde uçağın düşmesiyle birlikte yerleşim birimlerine nispeten biraz daha uzakta bulunan ve bir bahçeye düştüğü ifade edilen uçağın hemen o yanma görüntülerinin ardından bölgeye ulaşıldıktan sonraki görüntüleri izliyoruz. Şimdi ekranda Fransız yapımı Mirage süpersonik avcı tipi bir uçak. İki pilotu bulunuyordu uçağın içinde ve her ikisinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentinden havalanan Mirage 2000 tipi jet kalkıştan sadece dakikalar sonra yere çakıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Dassault Mirage 2000 tipi savaş uçağı Hindistan'ın Bangalore kenti yakınlarında sergilenen görüntülerle şu an ekranda. Neden bu uçağın düştüğü ve kalkıştan hemen dakikalar sonra yere çakıldığı henüz bilinmiyor ve bölgede yine hasar tespit ve kırım çalışmaları gerçekleşiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Zira New Jersey eyaletinde
o kadar yoğun bir soğuk var ki o soğuğa rağmen enteresan bir olay yaşandı. Newmark, Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çok büyük bir yangın çıktı gece saatlerinde. Biz hemen o yangından gelen görüntüleri ekrana taşıyalım. Şiddetli soğuk havaya rağmen havaalanının otoparkında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanı'nın otoparkında yaşananlar şu an ekrana geliyor. Çok büyük bir yangın ve şiddetli soğuklar nedeniyle de çok hızlı kontrol altına alınabildiği ifade ediliyor. Normal şartlarda belki bu yangını kontrol altına almak 24 saati bulabilir de açıklaması yapılıyor bölge itfaiye birimleri tarafından. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle kontrollü olarak yayılması çok kısa sürede engellendi ve 6 saat içinde özellikle söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Açıklaması yapıldı bölge emniyet ve itfaiye birimleri tarafından. Henüz yangının neden çıktığı konusunda herhangi bir açıklama yok. Ama otoparkın belirli bir bölümü uzun süre kapatılacağı benziyor. Gelen ilk açıklamalar doğrultusunda aynı zamanda ilk anda yangınla beraber yaklaşık 10'dan fazla uçuş da dumanlar nedeniyle ve bir terör saldırısı endişesi nedeniyle 10'dan fazla uçuşun iptal edildiği bilgisi var. Şu an için havalimanı hizmet vermeye kaldığı yerden devam ediyor. Yangınla ilgili de soruşturma sürüyor. Kar demişken bambaşka görüntüler de yansıyor tabii. Ana haber bültenimizde farklı bir açıyla değerlendireceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu sıralarda yaşanan bu olağanüstü hava durumu ne Sibirya'da ne de Antarktika'da yaşamadığımız bir örnek. Zira Sibirya'daki hava sıcaklıkları şu sıralarda yaklaşık 0 ila 5 derece arasında gidip geliyor. Antarktika'da da aynı şekilde -5 ila artı 5 derece arasında gidip geliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle orta eyaletlerinde sıcaklıklar dün itibariyle -54 dereceye kadar düştü. Şimdi hal böyle olunca elbette arabalarınızı park yerinden çıkarmanız mümkün değil. Bazen evin kapısını bile açmanız mümkün olmuyor o yoğun kar yığınları nedeniyle. Peki bir baba arabasını çalıştırabilmek için o üstündeki kar yığınını temizlemek adına nasıl bir çözüm bulmuş? Gelin birlikte izleyelim. Efendim görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor ekrana. Bir baba önce oğluyla bir süre oynadıktan sonra elbette onun da bu kar küreme çalışmalarına yardım etme isteğine mağlup oluyor ve aslında bir kar küreme objesi olarak oğlunu kullanıyor baba. Herkes gayet hayatından memnun çünkü arabanın üst zemini oldukça pürüzsüz ve düzgün olduğu için oğlu da kayarken hayatından son derece memnun çünkü çığlıkları ve kahkahaları burada bize yetiyor. Bir görüntü daha gelecek ekrana. Bu kez minik taraftarlar için. Zira biliyorsunuz ki futbol enteresan bir spor dalı. Holiganlık da, taraftarlık da hepsi birbirinden ciddi çizgilerle bir türlü ayrılamıyor. Zira çok futbol izlenen bir evde büyüdüyseniz kadın ya da erkek hiç fark etmez. Bir anda gerçekten fanatik bir futbol taraftarı olabiliyorsunuz. Biz ise şimdi İskoçya Ligi'ni izleyen, özellikle de Glasgow Rangers'ın gollerini takip eden bir mini getireceğiz ekrana. Bakalım o nasıl bir taraftar, o nasıl bir tezahüratla eşlik ediyor Glasgow Rangers oyuncularına. Önce minicik sandalyesine oturmuş durumda dev ekranın karşısında konumunu alıyor. Tıpkı erişkinler gibi ve pür dikkat, hiç sesi çıkmadan maçı izliyor. Gol anında heyecanlanıyor, ayağa kalkıyor ve gol olduğu anda oyuncular gibi, tıpkı Glasgow Rangers'ın oyuncuları gibi evin ortasında koşmaya başlıyor, çığlıklar atıyor ve bu arada da gol, gol sesleriyle kendi törenini süslüyor adeta. Ve son derece başarılı çünkü koşması bile programlı, planlı. Bakın hissedebiliyoruz bu, özellikle ritimlerinden hissedebiliyoruz bebeğin. Ve bundan sonraki süreçte de bir sanırım korner atışı yapmak için odanın köşesinden merkeze doğru hafif hafif ilerliyor videonun son anlarına doğru. Tekrar ifade edecek olursak Glasgow Rangers maçını izleyen, İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers maçını izleyen minik taraftarın gol sevinci de aynı zamanda sosyal medyada bu hafta viral olan, yani en çok izlenen görüntüler arasında
arasındaydı. Böyle taraftarlara can kurban. Bu minik taraftarlar için özel yerler de ayarlanmalı bence tribünlerde. Çünkü onlardan dostluğu, onlardan sevgiyi öğreneceğiz bence önümüzdeki dönemlerde daha da fazla hem de. Noktayı koyuyoruz. Ana haberde farklı haberlerle karşınızda olmak dileğiyle.